İlkem! İlkem! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Manisa İl Başkanlığı kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği günde kadın belediye meclis üyesi aday adaylarını tanıttı. Öğretmen evinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Hülya Güven, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakin Öz, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Fadime Özçakır, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cahit Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre İlçe Başkanı Engin Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkan Aday Adayı Ali Arslan ve CHP'li kadınlar katıldı. Merkez ve ilçe belediye meclis üyeliğine CHP'li 36 kadın aday adayı oldu. Büyüklerimizi saymak, büyüklerimizi saymak. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Fadime Özçakır, 79 yıl önce Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının Türkiye'nin demokratikleşmesi ve çağdaşlaşması adına çok önemli bir devrim olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlığa yönelişinde önemli bir aşama olan Türk kadınına seçme seçilme hakkının verildiği bugün de ne yazık ki bizler kadına şiddet, çok eşsizlik, çocuk yaşta evlilik, kadın erkek ayrımcılığı gibi sorunlarla ve en az 3 çocuk doğur, 3 de yetmez, 5 çocuk doğur diyen, eve kapan diyen zihniyetle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cahit Kaplan da bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak 1930 yılında ilk defa yerel yönetimlerde seçilme hakkı verildi. 1933 yılında ihtiyar heyetlerinde ve köy muhtarlıklarda kadınların seçme seçilme hakkı oldu. Atatürk sayesinde siyasette yer aldıklarını belirten CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven de kadının şimdiki zamanda toplumdaki yerini rakamlarla gözler önüne serdi. Formuna göre cinsiyet eşitsizliği raporunda 106 ülke arasında 120. sıradayız. Sonlardayız. Kadın erkek eşitsizliği konusunda. Ekonomiye katılım ve fırsat alanında kaçıncı sıradayız? Biliyor mu arkadaşlarımız acaba? 127. 136 ülke arasında 127.'yiz. Konuşmasında AK Parti hükümetine yüklenen CHP Manisa Milletvekili Sakin Öz de şöyle konuştu. Kadınların daha çok eve kapanmasıyla ilgili çözümlerin olduğu bir iktidarı görüyoruz. Kadınları sosyal hayata çıkarmak yerine nasıl evde tutarım diye mücadele veren ya da kanunlar yaratan bir iktidarla uğraşıyoruz. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partililer, aydınlık yüzlü kadınlar, Atatürk'ün kızları buna asla izin vermeyeceğiz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.